Elektrik üretiyorsunuz. Tabii ki. Utancımdan yiyemiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu şekilde göstereyim. Biraz da sıcak. Daha da geliştireceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda Taşdeğirmen'de öğütülecek olan buğdaylar hazır, bizi bekliyorlar. Taşdeğirmen'e doğru yolumuzu aldık, gidiyoruz şu anda. Fırınlardan almış olduğumuz ekmek tadıyla bu unun tadı farklı. Bu su olunca dönüyor. Baharın döner, bir de güzün döner burada. Bu su tatlı su mu? Geçi burada acı su olmuyor herhalde. Tabii canım, su güzeldi. İyi abi, iyi Allah'ın şükür. İskilip'in Yalak Köyü. Yalak Köyü'nde tarihi su değirmeni mi diyorlar? Tarihi su değirmeni burası. Çok kara... eskiye dayanan bir değirmen. Suyla çalışan tamamen kara değirmen dediğimiz değirmen bu. Oraya ekin dolduruyoruz. Oradan işte buğday dökülüyor. Şurada ayarlar var bunların. Bunlar bu şekilde buradan buğday dökülür. Boğazdan öğüdükten sonra unluğa iner. Burada öğütüyoruz, satıyoruz. Ekinini getiren burada öğütüyor, öyle o şekilde götürüyor. Ekini olmayan da buradan un temin edebiliyorlar. Abimin dediği gibi 300 yıllık bir değirmen bu ve suyla dönüyor. Hani ekmeğin tadı yok ama buradan aldığın ekmeğin tadını bir denemek lazım. Seyircilerimiz hani çok merak ediyorlar ama biz teminini yapıyoruz, gönderimde sağlıyoruz. Buradan gelen su işte buradan oluğa gidiyor. Oluktan direkt çarka vuruyor. O şekilde değirmeni çeviriyor işte. Şimdi bu mevcut akan su şu. Evet. Bu döndürmez. Az değil mi bu? Tabii daha dolgun olması lazım. Su buradan gelecek. Evet. Böyle. Bu kanaldan oluğa su iniyor. Evet. Değerli arkadaşlar, 300 yıllık tarihi değirmenden ayrılıyoruz. Şimdi Mustafa Bey, yeni istikametimiz meşhur Elmalı fasulyesinin bulunduğu Elmalı Köyü ve yeni açılmış olan, o da tarihi bir taş değirmen, su ile çalışan kısa bir ara. Orada görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar, Elmalı Köyü'ndeki meşhur kara değirmene de geldik. Bir önceki kara değirmen suyu yetersiz olduğu için çalışmıyordu. Ama burada su gürül gürül akıyor. Belki suyun sesini de duyuyorsunuzdur. Halil Bey babasıyla birlikte burayı çalıştırıyor. Değirmeni besleyen su buradaki borudan geliyor yukarıdan. Bayağı güçlü bir su akıyor orada. Çalışan değirmeni yakından görmek istiyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Taş değirmenin yani kara değirmenin ekmeği dediğimiz kısmı bu. Fabrikasyon unumuz olsa ama bu şekilde olmaz. Şu şekilde göstereyim. Biraz da sıcak. Hem lezzetli hem de hakiki köy buğdayı olduğu için tatmanızı tavsiye ederim. Fırınımız bu. Tam buğday ekmeğinin içerisini görüyorsunuz. Tadı yani... nasıl? Harika. Utancımdan yiyemiyorum da. Harika. Şunu koy sen. Ekmekleri ne yapıyorsunuz? Satıyor musunuz? Yok. Şimdilik satmıyoruz bunu böyle. Buğday aynı şekilde sipariş üzerine hazır halde bulunuyor. Telefon edildiği zaman adrese teslim yapıyor ilçe içerisinde. Çok. Kardeşim hem eskiyi yaşatmak amaçlı hem bu lezzeti insanlara ulaştırmak amaçlı yapıyor. Yani gerçekten tebrik ederim. Çok
Başarılı bir arkadaş. Yavaş yavaş kendi imkanlarımızla yaptığımız için ilk başta zaten bu ekmeği yemekti bizim amacımız. Evet. Buna ulaştık bir yıl önce. Milletimiz bunu tatmaya başladı, almaya başladı. Yani öyle bir gelir olmuyor şu anda ama idare ediyoruz. Hani daha da geliştireceğiz. Parçalar ne işe yarıyor bu Halil Bey? O parçalar taş döndüğü zaman titreşim sağlayıp taneyi düşürmeye yarıyor. Taş hızlı döndüğü zaman tane çok düşüyor. Hani tane ayarını buradan yapabiliyorum. Yani buradan yapılıyor. Taş hızlandığı zaman, yavaşladığı zaman oradan kendisi de ayarlıyor. Ona yarıyor. Hem ses yapıyor. İçeride oturduğun zaman hani değirmenin döndüğünü bir süre sonra hani kulak alışıyor. Hızlı mı dönüyor, yavaş mı dönüyor, tane mi çok dökülüyor. Bunu kum saati gibi sürekli dökülen vaziyette yapılabilir. Öyle olduğu zaman taş durursa şayet o buğdayın hepsi buraya dökülür. Hani onu önlüyor bir yönde de yani. Burası değirmenin oluğu. Bu yaklaşık yani 7-8 ton su alıyor içerisine. Bu su tamamen içerisi dolu olması gerekiyor. Buranın ucunda ağaç parçası var. Yani ucundaki parça ağaçtan yapılıyor. Pöhre deniliyor bunun adına. Bu yukarıdan gelen su içi incelip yani bardak kadar yaklaşık hani mevsimine göre değişiyor. Su çoğaldığı zaman bunun hani değiştiriyorsun, farklı yapıyorsun. Büyüğünü takıyorsun. Daha sert dönmesini, daha hızlı dönmesini. Tazikini artırıyor değil mi? Evet. Anladım. Su çok olduğu zaman buradan karşılıyor. Su az olduğu zaman küçüğünü takıyorsun yaz dönemlerinde. Hani suyun az olduğu zamanlarda o şekilde döndürebiliyorsun. Yani bu parçamız ağaçtan yapılıyor. Döndü, buğday azaldı dolduğu zaman. Dolduğu zaman hani azalmaya başladığı zaman ortasından oynamaya başlıyor. Hani ne kadar kaldığını bilmek için bunu düzlüyoruz. Buğdayımızı boğaza koyduktan sonra taneyi ayarlıyoruz. Buradan dökülmeye başladığı zaman en son dönmeye başladı. Buğdayımızın cinsine göre hani sertliğine, yumuşaklığına göre sağ taraftaki ayardan buradan doğru mu? Taşın yüksekliğini ayarlıyoruz. Buradan bileğe bastırdığımız zaman altındaki ağaç çarkta belki göründüyse bilmiyorum. Altındaki ağaç kalktığı zaman üst taşı kaldırıyor. Üst taşla ayarlıyoruz buğdayımızın, hani unumuzun kabalığını, inceliğini, hızını veya da hani unu sıkmaması lazım. Taş sıktı derler mesela, toz olur. O zaman da özelliği kaçar. Suyla değirmeni çalıştırıyorsunuz. Evet. Değirmenden çıkan suyla da elektrik üretiyorsunuz. Elektrik üretiyorsunuz. Tabii ki. Buranın aydınlatması. Vallahi müthiş bir şey. Bir bakalım isterseniz nerede üretiyorsunuz? Hangi dilim ayda kazan? 220 volt dilim. Elektrik üretilen alternatör taksanız 220 volt üretin. Daha da güçlendirilir bu. Yani. Evet. Bu şimdi devrim yeterli. Bu anda 12 volt üretmek için. 12 volt elektrik üretiyorsunuz burada. Bu normal arabanın şarjına basıyor. Başka bir şey. Buraya ne taksanız tabii dönecek. Anladım. Bu gücü nereye kullansanız kullanabilirsiniz. Mehmet abi, gerçekten harika işler yapmışsınız. İnşallah sesinizi duyurursunuz, amacınıza inşallah ulaşırsınız. Sizi canı gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Yolunuz açık olsun, bol kazançlar. Sağ ol, Allah razı olsun. Biz de bir fazla kişiye, ondan sonra eğer
bu tadı, zevki tattırabiliyorsak bize de ne mutlu yani. Biz bunun için uğraşıyoruz. Yoksa herkes yararlansın diye. Bizim evet. amacımız bu. Bizim imkanımız varken, bu imkan bizde varken, yani imkan derken yapabildiğimiz. Yoksa başka birine destek alarak bir şeyler yaparsak bu işi zor yani, yapılamaz. Evet. Çünkü yok başka. Bizim Aynen. de imkanımız olduğundan bunu yapmayı istedik yani. Arayıp da bulunamayacak bir şey sahipsiniz şu anda siz. Çünkü bizim kaybolan bir şey dedemizin, dedemizden kalan miras bu. Yoksa bizim burada şimdi yapsak muhakkak bir eksiklikleri olabilir yani. Var şimdi de var da bu imkanı, bu duruma da gelemezdik eğer dedemizin şey olmasaydı, altyapısı olmasaydı. Ama siz o mirasa sahip çıkmışsınız. Onu muhakkak yaşatıyorsunuz. Tabii. Bizi izleyip de buraya gelen, gelecek olan ziyaretçilerimiz evet. burada neyle karşılaşacaklar? Nasıl hizmetleriniz olacak? Neler sunacaksınız? Çörekten yapabiliyoruz. Değirmen çöreğinden. Evet. Undan. Ondan sonra çorbasını yapabiliriz. Çayını, gözlemesini, bazlamasını. Şu anda değil. Bizim ama ileriye dönük düşüncelerimiz bu. Bu kara değirmenin ekmeğini, ununu da tabii, alabilecekler unu, yani tabii, değil mi? Unu var zaten. Evet. Onda şu anda faaliyette.